taksi durağı burası. Taksinin rengi buğday sarısı. Çiçek taksi durağı burası. Taksinin rengi buğday sarısı. Çiçek taksi durağı burası. Eyvallah abuzer, sağ ol evladım. Sağ ol, dayanılmaz erkek. Olmuyor ama değil mi yani? Hatamızı anladık öyle değil mi Celal abi? Evet abi, yaptık bir hata. Niye üstümüze geliyorsunuz? Allah Allah. Tamam tamam canım, şakayı dozunda bırakmak lazım, uzatmayalım. Allah senden razı olsun ha. Bir şey değil. Lale Hanım, buyurun. Size de kayfa yaptım. Teşekkür ederim abuzer, niye zahmet ettin? Rica ederim, rica ederim. Çiçek taksi, buyurun. Tabii efendim, hemen gönderiyorum. Haydar Hamdi, Haydar Hamdi. Haydar Bey, Zümrüt 2'den araba istediler. Tamam kızım, gittim. Hadi bakalım, güle güle. Hayırlı işler Haydar abi. Merhaba. merhaba arkadaşlar. Sen de Peri'yi nöbetçi şoför yaptın Ömer. ne yapabilirim ki Cello? Çocuğa bakma sırası bende. Ben de kalktım durağa getirdim. bir yandan durağın işlerini yaparım, bir yandan da bebeğe bakarım. Tabii sizin için bir mahsur yoksa Ramço. Evladım uslu durduktan sonra ne mahsur olacak? Ya usludur benim kızım, bir tanem. Hiç sesini çıkarmaz. Uslu nasıl yani? Bir dakika şimdi. Uslu durmazsa, cır cır ağlarsa, ortalığı birbirine katarsa benim kızım ne yapacaksın ha? Bir Sabri'yi kapının önüne mi koyacaksın? Yakışıyor mu senin gibi adama gaddar patron? Ne alakası var Ömer? Aman da aman. Anam benim yerime. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın. Aman Allah'ım, o ne güzel bir gülüştü öyle. Hoşça kız. Allah Allah. Kaç kere geldim bu pastaneye ama daha önce hiç dikkatimi çekmedi kardeşim. Yeni başladı herhalde. Yardım edebilir miyim? Hiç zannetmiyorum. Yardım edebilir miyim dedim. Tabii ki edebilirsiniz. Ne istemiştiniz? Bir şey ben poğaça istemiştim. Neli? Peynirli. Kaç tane? 5-6 tane verin. Tabii. Allah'ım bu güzelliği sonsuza kadar seyredebilirim. Başka bir arzunuz? Arzum? Evet. Zeytinli'den de istiyorum, sucuklu'dan da, Paskalya'dan da istiyorum, sevgiden de, aşktan da istiyorum, ay çöreğinden de. Bunların hepsinden istiyorum ama yavaş yavaş hazırlayın, tamam mı? Yavaş yavaş, hadi bakalım. İsmi ne acaba? Neyse, nasılsa birazdan hesap ödeyeceğim. O zaman vahşi cazibemle hakkındaki bütün bilgileri öğrenirim. Buyurun, borcunuz 7 milyon. Teşekkür ederim. Şey değil. Sağ olun. İşte beklenen an. Alo? Serap, nasılsın? Ben de iyiyim. Ben arkasına bakabilir misin? Tabii. Hayırsız, nerelerdesin? Ben seni hep aradım, abin söylemedi mi? Buyurun. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Olsun abi, ilk seferde tanışacağım diye bir şey yok. Bir daha gelirim, olur biter. Arka arkaya giderken aynana bakmıyorsun galiba. Az daha çocuğu izliyordun. Baktık herhalde ama bu yarıcıları görünmüyor. Onlar da biraz dikkat etsin. Onlar daha çocuk. Siz dikkat edeceksiniz. Nasıl geçsin karşıdan karşıya? Ben Sevin önünde bırakın demedim mi? Ha orası ha burası. Ne fark eder? İstersen kapıya kadar kucağımda taşıyayım. Sen ne biçim konuşuyorsun aslanım? Çocuk taşıyorsun. İşinde dikkatli olacaksın. İşine bak amcacığım. Bana işimi öğretmek sana düşmedi. Düşer aslanım. Düşer. Bir defa işini iyi yapacaksın. Ben de şoförüm. Bu çocukları nasıl taşıyacağını bilirim. Senin servis hostesi yok. Bu çocuklar kendi başlarına inip binemezler. Kaç kere söyledik ama dinlemiyor. 3 kuruş para kazanıyoruz. Onu da hostese falan vereme. Çok meraklıysanız aranıza toplanıp bir hostes tutun. Şuna bak. Hem suçlu hem güçlü. Özür dileyeceği yerde bir de efeleniyor. Aslanım, senin çoluğun çocuğun yok mu ha? Senin çoluğunun çocuğunun başına bu gelse ne yaparsın? Uzatma be amca. Bak işine. Allah Allah. Böyle söylemekle hiçbir şeyden kurtulamazsın. Bunun cezasını çekeceksin. Bu işin peşini bırakmayacağım.
Evet, bugün babasıyla mı birlikte Manolya? Evet canım, durağa götürdü. Ay, iyi ki Ömer gibi bir kocam var. Çok şanslısın Manolya. Doğru söylüyorsun, vallahi hakkını ödeyemem ha. Tabii. Kızlar, benim odama gelin, toplantı yapacağız. Ne oldu Ekrem Bey? Gelirseniz anlatacağım herhalde. Tamam, geliyoruz Ekrem Bey. Ne oldu acaba? Ne bileyim Aynur. Ay, neşesi yerindeydi. İnşallah iyi bir şey olmuştur. İnşallah. Hadi yürü. Toplantı için hazırız Ekrem Beyciğim. Ha, şimdi beni iyi dinleyin çocuklar. Bir turizm firması bize sponsor oldu. Aa, çok güzel. Yalnız bu yaptığımız anlaşma şimdiye kadar yaptığımız diğer anlaşmalara benzemiyor. Nasıl yani? Biz o turizm firmasının radyoda reklamını yapacağız. Bunun karşılığında o firmada radyoda belirleyeceğimiz iki kişiye ücretsiz tatil imkanı sağlayacak. Ay, çok güzel bir şey bu. Bence de. Böylece kaybettiğimiz dinleyicilerimizi yeniden kazanacağız. Yalnız bunun için bir format bulmak lazım. Şöyle bir şey yapsak Ekrem Bey. Hani televizyonlarda yapıyorlar, bir program boyunca kelimenin harflerini veriyorlar. Sonra kelimeyi bulan kişi de çekilişe hak kazanıyor. Tamam, öyle yapalım. Böylece bütün programlarımız da dinlenmiş olur. E biz de onu yapmaya çalışıyoruz Aynur. İyi canım, bir şey demedik ki. Hadi hadi, çekişmeyi bırakın da işinizin başına gidin. Ama daha kelimeyi belirlemedik. Aa, doğru ya. Peki nasıl bir şey bulsak? Ay, ben buldum. Bebek olsun, bebek. Aferin sana güneşim. Son noktayı koydun. Aa, şuna bakın. Biz formatı belirliyoruz, bir şey demiyorsunuz. Şu bir kelime buluyor, övgüler yağdırıyorsunuz Ekrem Bey. Şşş, hadi hadi, az laf çok iş. Yürüyün işinizin başına, hadi. Hadi. Yürü. Ne oldu kızım, bebek uyudu mu? Nihayet uyudu. Aa, çok teşekkür ederim yani. Yani sen olmasaydın ben ne yapardım rica bilmiyorum. Rica ederim, olur mu öyle şey? Periyle ilgilenmek benim için zevk. İyi insan. Buyurun çaylarla. Yavaş yavaş. Seni uyanırsın bizi kök söktürür. Tamam, tamam. Sanki bilerek yapayım. Hayret bir şey. Ne yapıyorsun oğlum sen? Ne yapayım? Yavaş yavaş yavaş. Kızcağız periyi uyutmak için o kadar uğraştı. Tamam. Al çayını. Tamam, sağ ol size. Sağ ol. Tamam. Hayret bir şey. Hayret bir şey. Ortalık trafik canavarı dolmuş. Deli mi nezir? Ne işin oluyor be? Ne oluyor? Fırlatacağım şimdi çayı ha. Yavaş. Peri uyuyor, peri. Ha, öyle mi? Pardon aslanım. Ne oldu Aydar? Sen niye sinirlendin? Yavaş. Ne oldu? Nasıl sinirlenmeyeyim Ramazan abi? Gözümün önünde bir servis şoförü küçücük çocuğu eziyordu. Çekip kurtarmasam gitti çocuk. Hay Allah. Yalan yapma. Yani kimse sağına soluna bakmıyor diyecektim arkadaşlar. Doğru söylüyorsun. Bir de servis şoförü olacaklar. İndirdiğin çocuğa sahip çıksana. Bunlara servis izni kim veriyor? Neyse ki çocuğa bir şey olmamış ama. Allah'tan olmadı. Allah'tan olmadı. Böyle insanların yüzünden kaç kişinin canı yandı? Şişt, abi, vay, abi. Ne bağırıyorsun? Doğru söylüyorsun abi. Hem suçlu hem güçlü, bir de çirkeflik yapıyor. Sen ne karışıyorsun benim işime dedi. Vay terbiyesize bak göreyim de. Ne? Cezaları vermek lazım. Bunlara cezaları vermek lazım. Yavaş. Ne bağırıyorsun? Bir çay içemedim şuradan. Yaptığı yanına kar kalmayacak. Gidip karakola şikayet edeceğim. Abi, çocuğa bir şey olmamış. Bu durumda polisin yapacağı hiçbir şey yok. Yani ortada suç yok. İyi de aslanım, illa da şikayet etmek için bu cahil sürücülerin birini öldürmesi mi gerek? Haklısın abi, sana katılıyorum ama yapacak bir şey yok. Ne yapacaksın? O zaman ben de şoförler odasına şikayet ederim. Ha bak, o olur. O zaman en kısa sürede halledeyim bu işi. Çiçek taksi, buyurun. Neresi efendim? Tamam, hemen gönderiyorum. Ömer Bey, Körfez sitesi B blok. Ben bunu içemedim Abuzer. Arkadaşlar, peri size emanet, tamam mı? Tamam. Hadi merak etme, güle güle. Kolay gelsin. Herkese merhaba. Peri uyuyor. Yani? Ne yanisi, bağırarak konuşma. Tamam, pardon abi, özür dilerim. Aferin şu bize. Abi, çok güzel pastaneden bir şey aldım. Yer miyiz? Sağ ol. Arkadaşlar, pastaneden. Sen bütün dükkanı taşımışsın. Erdal, kutlama falan mı var oğlum? Yok be abi, içimden geldi ya, kibar da bir insanım. Hep beraber yeriz diye düşündüm. Ay Erdal'ım, Allah razı olsun. Ben de çok acıkmıştım. Ben aldım. Yani oğlum, açta bakalım. Yok. Poğaça işte. Buyur. Sevgili dinleyiciler, güzel bir sürprizimiz var. Bizi dinleyip rüya gibi bir tatil kazanabilirsiniz. Hem de iki kişilik. Nasıl mı? Yapacağınız tek şey radyomuzu dinlemek. Gün boyu radyomuzdan bir kelimenin harflerini vereceğiz. Kelime tamamlandığında bizi arayıp kelimeyi söylerseniz tatil çekilişine katılmaya hak kazanacaksınız. Hepinize iyi şanslar diliyorum. Bizden ayrılmayın. Allah! Şşş,
tadil veriyor, tadil veriyor ha. Harbiden güzel hediye ama, değil mi? Evet, biz de katılalım Abuzer. Katılalım tabii, katılalım ha. Ne demek ya? Katılın, hiçbir şeyden eksik kalmıyor. Ama abi niye öyle diyorsun? Ben mavişimle baş başa bir tatil yapmak istiyorum. Tamam ha. Ben de Sinem'le giderim ben. Oh. Arkadaşlar, hayal kurmayın. Biraz gerçekçi olun, gerçekçi. Beri uyanacak. Çiçek taksi, buyurun. Tabii Abuzer burada, bir saniye. Abuzer seni arıyorlar. Ne? Beni mi? Alo, buyurun. Sinem. İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim Abuzer. Epeydir konuşamıyorduk, sesini duymak istedim. İyi yapmışsın. Vallahi billahi ben de senin kulaklarını çınlatıyordum ha. Ya, ne diyordun Abuzer? Manolya yengemgin radyoda yarışma düzenliyorlarmış. Ben de hani kazansam, yani olmaz ya, sen de gelir misin diye hayal kuruyordum. Gelmezsin değil mi? Niye gelmeyeyim Abuzer? Böyle bir fırsat kaçar mı? Allah Allah. Sinem. Ne diyorsun sen? Esam mı diyorsun? Tabii Abuzer. Eğer yarışmayı kazanırsam beraber tatil yaparız. Hem bu sene ben de çok yoruldum. Dinlenmiş olurum. Tamam. Sağ iyi dersler Sinem. Bay bay. Görüşürük. Allah diyeyim Sinem tatile gelirim dedi. Abuzer sus. Sussana. Peri'yi uyandıracaksın. Uyandı işte. Maşallah Abuzer. Beğendin mi yaptığını? Ha? Bravo yani. Bravo. Damgalar. Tamam. İksinem tatile geleceğim deyince ayar kaçtı. Sana da tatiline de başlayacağım şimdi ha. Canım benim bebeğim, ağlama bize. Ağlama. Erdal, iki dakika Peri'ye bakar mısın? Acıkmış galiba. Ben mama hazırlayayım. Tabii ki, büyük zevkle. Gel bakalım nöbetçi baba. Aman da aman. Tek tat mısın? Biliyorum. İyi günler. İyi günler. Sıradaki kim? Sıradaki? Benim hanımefendi. Evet, buyurun hanımefendi, gidebiliriz. Ay ne tatlı şeysin sen öyle. Sizin mi? Yok, benim değil. Bir arkadaşımın. Müşteri gitti de kendisi. Sahi mi? Evet. İnize çok yakışmış ama. Teşekkür ederim. Gidebilir miyiz? Tabii. Evet. İyi günler. İyi günler. Vay Erdal'ım. Kadın periyi sevme ayaklarına sana nasıl baktı gördün mü? Yok canım, ne alakası var? Vallahi benim de dikkatimi çekti sevgili kardeşim. Yani ben sana bir şey söyleyeyim mi? Kadınlar kucağında bebek olan adamlarla daha çok ilgilenir. Ya, öyle mi? Gel bakalım Pericik, işte maman hazır. Lale Hanım, isterseniz o biberonu bana verin. Peri'nin de canı sıkılmış, ben onu biraz dışarıda gezdirin. Sonra da biberonun mamasını yediririm, tamam mı? Tabii, al. Hem Peri Hanım hava alıp hem de biz kafamızı dinledik. Bak, o da öyle diyor, tamam. Hemen gidelim. Oğlum git ama bebeğe dikkat et, emanettir. Hiç merak etme abicim. Buyurun Peri Hanım. Bay. Biraz hava alalım, değil mi? Hadi bakalım. Akbir vermeye başladılar mı Ayşe yenge? Daha vermediler. Ay vallahi çok alemsin Ayşe'ciğim. Bu çekilişi niye bu kadar taktın anlayamadım. Ay kaç yıldır doğru dürüst tatil yapmıyoruz ki Perihan Hanımcığım. Vallahi bu tatil bana çıksa gönlümce eğlenirim. Hayallerini yıkmak istemem ama Ayşe. Kafayı bırakıp hiçbir yere gidemeyiz canım. Ay doğru söylüyorsun. Bak ben bunu hiç düşünmemiştim. Onun için hiç yorma kendini. Olsun Perihan Hanımcığım, ben gidemesem bile Mehmetli dayısı gider. Hiç vazgeçmiyorsun değil mi Ayşe? Ay dur. Manolya harfi söyleyecek galiba. Hay Allah. Evet sevgili dinleyiciler, merakla beklediğinizi biliyorum. İşte ilk harfimiz geliyor. Kağıdınız kaleminiz hazır mı? Ay hazır. Hadi sen söyle. Anahtar kelimemizin ilk harfi B. 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 Tekrar ediyorum, anahtar kelimemizin ilk harfi B. Bizden ayrılmayın, şimdi bir şarkı geliyor. Ne oldu Ayşe'ye? İlk harfi verdi. Bursa'nın B'si. Al bir tatilci daha. Sen kiminle gideceksin İbrahim tatile? Annemi alır giderim Perihan Hanım. Kadıncağızın dizleri ağrıyordu. Kuma gömersek rahatlar belki. Ne yaptı etti maşallah. Ayşe seni de kendine benzetti. Merhaba amca. Buyur aslanım. Şey şu sabahki kaza hakkında konuşmaya gelmiştim. Seninle konuşacak bir şeyim yok. Bundan sonrasını şoförler odasında konuşursun aslanım. Gel bu meseleyi aramızda halledelim amca. Sonradan düşündüm de size çok hak verdim. Öyle mi? O da lafını duyunca korktun galiba. Yok be amca, ondan değil. Benim de iki çocuğum var. Benim yaptığımı bir başkası onlara yapsa adamı mahvederim. Çocuğa çarpmak üzereyken öyle demiyordun ama. Bir an olayın etkisiyle saçma sapan konuştum. Kusura bakma. Sözlerimiz hatamı fark etmemi sağladı. İnanın bundan sonra daha dikkatli davranacağım. Bakın bir hostes buldum bile. İnanmazsan ona sor. Bu da okulun kartı. Oradan da arayıp öğrenebilirsin. Bundan sonra her çocuğu kendi çocuğum gibi taşıyacağım. İşte şimdi gözüme girdin aslanım.
Ama gözüm üstünde olacak. Bundan sonra en ufak bir hatanı bile affetmem. Görmezsin amca. Hoşça kal. Güle güle aslanım. Güle güle. Buyurun. İyi günler. 4 milyon İnci. Tamam. İnci ha? Demek adı İnci. İnci İnci güzellikte bir İnci. Şöyle koyalım kızımızı. Dağıma. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ne alırdınız? Ben bir çay istiyorum. Bir de pasta. Neli? Neli. Fark etmez. Sürpriz bir şey getirin. Cambazlık yapsan da ilgisini çekemeyeceksin oğlum Erdal. Hadi periyi devreye sok. Ne dedi Celal? Bebekler her zaman işe yarar. Evet, gel bakalım, gel bakalım, gel bakalım, gel bakalım. Çok da tatlıymışsın sen peri bacaları. Aman da aman, aman da aman. Efendim? Evet, sen de çok tatlısın. Yeşilin bir bebek varmış burada. Ama ne kadar şekersin sen. Yaradı, işe yaradı. yani buraya gelmeden önce ağlıyordu da buraya girince birden sustu. Yaradı. Oo, ağlıyormuş demek yüzük sana. İsmi ne? İsmi Peri. Ay, ismi de kendisi gibi güzelmiş. Ya. Sizin kızınız mı? Ben Bekir'im. Benim kızım değil tabii doğal olarak. Arkadaşımın kızı. Oturmaz mısınız? Oldu işte. Oldu. Bundan sonrası çorap sökür gibi gelir. Aferin sana Pericik. Bu yaptığın ödülsüz kalmayacak. Sana mamaların en vitaminlisini alacağım. İşte. Of hadi 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 bitsin şu şarkı. Bitmedi. Of. Bitmedi abi bitmedi. Dön dolaş aynı şeyi söyleyip duruyor. Hay Allah. Bunların yarışması da bizim Ömer'in at yarışlarını gelişti. Rica edeceğim ağam, öyle deme. İşin ucunda tatil var, tatil. Biliyorum Abuzer, biliyorum. Ama kendini bu kadar kaptırmasan çok iyi olur. Hadi bize çay getir. Tamam ağam, tamam, tamam. Celal ağam, hadi kaçırma, tamam. Kaçırır mıyım Abuzer, kaçırır mıyım? Hiç merak etme. Hadi hadi hadi, acele et, acele et. Laleciğim, sen çekilişe katılmıyor musun? Yok, benim böyle kurallarda, çekilişlerde falan şansım yoktur. Çaylar. Ya, Abuzer, bu ne böyle? Aa, sularımı koymayı unutmuşum. Hadi, hadi, hadi. Ver. Allah Allah. Abuzer'in yarım aklı vardı, o da çekilişte gitti. buyurun. Çiçek taksi, buyurun. Tabii efendim, hemen gönderiyorum. İyi günler. Celal Bey, sinemanın önüne taksi. Evet. Kenancığım. Sen gider misin? Ben şu yarışmayı kaçırmayayım. Hadi hadi işini hadi. Arabanda dinlersin. Şuraya bak. Yarışmalar diye bir de işini sevecek. Tamam peki abi gideyim. Ne yapayım? Başka çalayım. Oho. Manol yengem de şarkı arkasına şarkı etti. Böyle olmaz ki. Ama ben yapacağımı bileyim. Ramazan ağam izin verir mi? Ben bir Manol yengemi arayacağım. Öyle mi? Ne diyeceksin? Diyeceğim ki şimdi bizim canım yengemiz der mi? Ha? Bize bir torpil yapsın. Geri kalan harfleri versin bize. Vay be Abuzer'cim ne kadar pratik düşünüyorsun ha. Aferin. Daha önce niye aklına gelmedi senin? Bilmiyorum ki hakikaten sabahtan beri kendimizi sıkıntıya soktuk. Değil mi? Değil mi? Pis üçkağıtçı. Nereden buluyorsun bunları? Niye öyle deyin Kenan ağam? Ramazan ağam olmaz mı? Olur mu oğlum? Madem yarışmaya katılacaksın adam gibi katıl. Hile yapmak yok. Evet yine birlikteyiz. Çok değil birkaç saniye sonra ikinci harfimizi vereceğiz. Aho, harfleri verirler. Ey Allah'ım ey Allah'ım Allah akıl fikir ihsan eylesin. Demek sinema televizyon okuyorsun. Çok güzel. Ben de okulumu çok seviyorum. Aslında mesleğimle ilgili bir işte çalışmak isterdim ama bu işi bulabildim. İstersen ben mesleğinle ilgili bir iş bulman konusunda yardımcı olabilirim. Yönetmen Settar Altıokka'yı tanıyorum. İstersen tanıştırabilirim ha? Harika olur. Müsaadenle müşteriye bakıp geliyorum. Taner'in mutfakta işi var da. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne arzu edersiniz? Neli pastalarınız var acaba? Çeşitlerimiz çok, buyurun bakın. Efendim Ömer'cim. Erdal, çabuk Peri'yi buraya getir. Bak, o çocuk açlıktan ölmüştür. Altı da pişmiştir. Hadi, hemen bekliyorum. Tamam abicim, hiç merak etme. Uçarak geliyorum. Yok be abi, şaka yaptım. Hiç Peri'yi sarsacak bir şey yapar mıyım? Tamam abi, tamam. Sinirlenme, geliyorum. Ay, bir türlü karar veremiyorum. İnci. Benim gitmem lazım. Bebeğin mama saati gelmiş de babası çağırıyor. Fırsat bulursan tekrar ara sohbet ederiz. Tabii ki uğrarım. Hem seni Settar abiyle tanıştıracaktım ya. O iş için de uğrayacaktım zaten. Neyse görüşürüz. Umarım bundan sonra emniyet yemeğe ufak bir olmaz ki Settar. Kendinden güvenliyiz. Tamam hanım. Babişim, merhaba. Merhaba Cemal. Sen de mi büyüdün yoksa yarış
yarışmayı? Evet Mavişim, hem yarışmayı kazanırsak ertelediğimiz balayını da yaparız. İnşallah canım. Şans bu belli olmaz bak. Ben ilk harfi yazdım bile. Ben de yazdım Mavişim, hem ben ikinci harfi de yazdım. Aa, ben ceza keserken onu kaçırdım bak. Sen hiç merak etme canım benim. Ben çok sıkı takip ediyorum. Durduğu konuşmayı da bu çocuğunu kaçıracağız şimdi. Evet sevgili dinleyicilerim, tekrar birlikteyiz. Yarışmamıza ilgi çok büyük. Şimdi üçüncü anahtar harfimizi veriyorum. Üçüncü harfimiz B. Yaz Mavişim, yaz. B. Yayınımıza bir şarkıyla devam ediyoruz. Sonra tekrar beraberiz. Bizden ayrılmayın. Ah Mavişim, şu tatil biz kazansak ne iyi olur değil mi? İnşallah harika olur ya. İlaç olur, ilaç. Vallahi aferin şu servis şoförüne. İnsan adammış. Hatasını kabul etti, kendini de düzeltti. Senin fırçanı yiyip de hatasını düzeltmeyecek adam tanımıyorum ben Haydar abi. Arkadaşlar, Haydar'a örnek alalım ve her birimiz trafik canavarlarıyla uğraşalım yani. Bravo, çok güzel konuştunuz. Bunun şerefine hepinize benden çay. Yalnız radyoyu kapatmayın, şifreyi kaçırmayın. Bu da şifreyle bozuldu. Çiçek taksi, buyurun. Tabii efendim, hemen gönderiyorum. İyi günler. Haydar Bey, Tankut sitesi 12 numarası. Tamam kızım, gittim. Oo, buyurun. Merhabalar. Erdal'cığım, sen neredesin saatlerdir? O çocuğun altı pişmiştir, karnı acıkmıştır. Seni bekliyorum, getir çocuğu. Merak etme abicim, o hayatından çok memnun. Evet, yani ikimizin de keyfi çok yerinde. Ama benim keyfim yerinde değil Erdal'cığım. Yani Manoş beni bu şekilde görecek, canımı okur. Ben şimdi ne yapıyorum biliyor musun? Ne yapıyorsun? Çocuğun mamasını hazırlıyorum. Sen ne yapıyorsun biliyor musun? Hayır. Altını değiştiriyorsun. Hadi çabuk. Yavaş, kafasına dikkat et. Tamam. Gel bakayım. Gel bakalım. Bakayım, bebeğiyle gezmek bayağı canı hoşuna gitti ha? Evet, gitti. Bundan sonra nereye gidersen periyi de götüreceğim yanımda. Neden? Çünkü o benim kankam değil mi? Aman ya, aman da. Açalım altımızı. Abi, abi bu erkek olmuş. Ömer'e ne diyeceğiz? Ömer'e ne diyeceksin? Evet, erkek bu. Evet. Amanın da peri kızım acıkmış mı benim? Amanın benim peri kızım erkek mi ol? Bir dakika. Erdal bu ne? Bilmiyorum. Erdal bu ne? Bu çocuk erkek. Benim çocuğum kız. Benim kızım neden erkek oluyor birdenbire Erdal? Sakin olun. Bak şimdi sen bunu öldürmeye kalkacaksın ama olmaz. Önce bebeği bırak, ondan sonra öldürürsün. Doğru yaparsın. Bırak seni bebeği birlikte alıyorum. Anlat. Abi vallahi billahi bilmiyorum. Ben hastanede oturuyordum, yanımda da peri vardı. Sonra birden bu çocuk çıkıyor, bilmiyorum. Nasıl? Abdal yanlış bebeği aldı. Olur mu abi, çanta aynı. Çanta tamam. Aynı doğruymuş. Çanta abi. Bebek ayrı, manyak! Bebek ayrı! Ne bileyim, bütün bebekler birbirine benziyor. Hayır. Kendi tombul yanaklı bu da. Benim tombul yanaklı kızıma benzemiyor. Evet. Bu bebek başka bir bebek. Ben bebeğimi istiyorum Erdal, seni öldürme. Abi dur. Evladım, tartışmayı bırakın, gidin çocuğum olun, hadi koşun. Doğru, haklısın amca, hastane. Erdal, eğer benim çocuğum bulunmayacak olursa, yemin ederim sana, ben bebek katil olurum. Tamam, hadi koşun. Salaklar, bebeği unuttunuz ya, bunun ailesi telaş edecek. Git, bana bak, ben değil ki o bebek, istemiyorum ben o bebeği. Abi bebek götürmeden bebek alamayız. Çok akıllıca, haklısın. Akıllı olarak öleceksin, al bebeği çabuk. Aman. Birazdan şarkı bitecek. Şifreyi duysam da öyle getirsem. Peki Nafiye, peki. Hayırdır Nafiyeciğim? Tatil sana da cazip geldi anlaşılan ha? Ay ben tek başıma tatile gidip ne yapayım Kenan Bey? Ben sizin için katılıyorum bu yarışmaya. Nasıl yani? Bizim için mi? Evet. Eğer ben kazanırsam size balayı tatile hediye etmeyi düşünüyorum. Ay canım benim, ne kadar tatlı değil mi Kenan? Gerçekten çok tatlı ama ben zaten müstakbel karımı balayına götürmeyi düşünüyordum. Ay sahi mi? İyi de niye bunu söylemedin Kenancığım? Sürpriz yapacaktım ama artık sürprizin de bir anlamı kalmadı. Neyse, söylemiş oldum. Ay canım. Sen Nafiyeciğim, artık radyoyu dinlemeye gerek kalmadı. Kapat onu. Hadi kalk, bize birer çay getir. Kalk. Ne olur ne olmaz, ben yine de dinleyeyim Kenan Bey. İşte şarkı bitti. Evet biliyorum, dördüncü harfi vereceğim ve siz sabırsızlıkla bekliyorsunuz. Kağıtlarınız, kalemleriniz hazır mı? Evet hazır. Oo, hem de nasıl hazır. Evet yazıyorsunuz, dördüncü harfimiz geliyor. Dördüncü harfimiz E. Dördüncü harfi de yazdım. Ay bu benim oğlum değil. Ay oğlum Mert'i. Tamam, sakin ol. Elimizden geleni yapacağız. Tamam, sakin ol. Evlat!
şeyler çantalı aynı olunca ne yapayım ben de? Oğluma bir şey olsaydı öldürürdüm seni. Siz hiç merak etmeyin hanımefendi. Ben onu kendi ellerimle öldüreceğim zaten. Neyse canım, bu olayda tatlıya bağlandığına göre mesele yok değil mi? Bakın, Mert'in de keyfi yerinde. Mert, Mert kafasını sen. Çek elini bebeğimden. Bir daha da karşıma çıkayım deme, tamam mı? Verir misiniz çantamı lütfen? Sen ne yapmışsın Erdal? Ne yapmışsın sen? İnsanları bezdirmişsin. Ne yaptın oğlum? Anlamıyorum abicim. Kadınlar bu gibi durumlarda çok gergin oluyorlar. Erdal sus. Erdal sus. Özrün kabahatinden büyük. Bak, bu bizim ikimizin arasında sır olarak kalacak. Tamam, tamam mı? Sır abi. Konuşalım. Eğer Manoş bunları duyacak olursa yemin ederim sana ikimizin de derisini yüzer şuraya serem. Tamam. Anladın mı beni? Tamam, anladım, anladım. Ay canım benim, benim. Çok korkuttular seni değil mi? Bir tanem çok korkuttular. Yok abicim, İnci ablası çok sevdi onu. O yüzden o çok eğlenmiştir. Merak etmeyin, biz ilgilendik efendim. Tabii. Yani siz olmasa çok teşekkür ederim hanımefendi. Çok teşekkür ederim. Ağzı beş karış açık sersem samuray. Hareketli yap. Git kendini denizden aşağıya at, tamam mı? Ne yaparsa yap, öldür kendini. Demek hanımefendi olmasaydı benim çocuğum rezil olacaktı, ha, öyle mi? Senin abi. Kemiklerini etlerinden ayırıp köpeklere yedirdim ama dua et burada dükkan şöbet şöbet. Çekil şuna, çekil, çekil. Senden ne köy olur ne kasaba. Dangalak. Ben gidiyorum. Küseti unutma. Şakacı işte. İnci hareketli bir gündü değil mi? Hem de nasıl? Eğer iş çıkışında bir işin yoksa bir şeyler içmeye gidebilir miyiz? Yani kendimi sana affettirmek istiyorum da. Sağ ol, akşam işim var. Yarın akşam buluşalım o zaman. He? Sanmıyorum. Bir dahaki akşam hem seni şu yönetmenle tanıştırırım. Hiçbir akşamın uygun olacağını sanmıyorum. Bak Erdal, seninle açık konuşacağım. Seni oyalamak istemem. Başlangıçta ben de senden hoşlanmıştım ama emanet bir bebeğe sahip çıkamayan dikkatsiz biriyle arkadaşlık yapamam. Ben böyle şeylere çok dikkat ederim. Ama hayatımda ilk kez böyle bir şey oluyor. Bu bir daha olmayacağı anlamına gelmez. Kusura bakma. Anlıyorum. İyi günler. Şuraya bak abicim ya. Hem tokat dedim hem de canım kızı elimden kaçırdım. Of! Evet sevgili dinleyiciler, işte son harfimiz geliyor. Kelimemizin son harfi... K. Çekilişe katılmak için telefonlarınızı bekliyoruz. Bizden ayrılmayın. Aa işte telefon çalıyor. Aç bakalım, aç aç aç. Ay bakacağım Ekrem Bey. Debriyaj efendim buyurun. Aa Ayşe abla sen misin? Merhaba Manolya. Anahtar kelimeyi söylemek için aradım. Dinliyorum Ayşe abla. Anahtar kelime bebek. Bravo Ayşe abla. Çekilişe katılmaya hak kazandın. Tamam canım, yazarım ben ismini, merak etme. Hadi görüşürüz. Debriyaj efendim buyurun. Evet alayım. Bebek bildiniz. İsim nedir? Adnan Kemer. Tamam efendim yazdım. Çekilişimiz yarın yapılacak. Kazanan kişiyi radyomuzdan duyuracağız. Tamam efendim. İyi günler. Debriyaj efendim buyurun. Merhaba Aynur. Ben Abuzer. Aa, merhaba Abuzer. Sen de bir yarışma için aradın. Ben de yarışma için aradım. Kelimeyi vereyim. Bebek. Ne oldu? Çekilişi hak kazandın mı? Kazandın. İsmini yazıyorum. Sen de kendine iyi bak Abuzer. Bay bay. Ya maşallah, yani sizinkilerden de kimseye fırsat kalmıyor. Yarışma değil mi bu Ekrem Bey? Herkes katılabilir. Çeliği bırak da şimdi telefonlara bakın hadi. Debriyaj efendim buyurun. Debriyaj efendim buyurun. Çekilişini kazanan adam. Ay ne şanslı. Ay evet ne şans. Çekilin bakayım kızlar. Güneşimizi kapatıyorsunuz. Sinan, ne oldu? Yoksa sen bana kıskandın mı? Tabii kıskandım. Ben bu tatilde seninle baş başa kalmak için geldim. Seni başka kızlarla paylaşamam. Oo, bir dönem. Ben gözüm senden başkasını görmüyor ki ne? Canım benim. İyi ki tatil çekilişini sen kazandın. Sana aşkımı daha iyi anladım burada. Hiç ayrılmayalım, olur mu? Ayrılmayalım Sinem. Yani ben de sensiz yapamayayım canım. Bir dene. Abuzer ne oldu? Kalk. Hayrola? Ne oldu anlamadım ha. Abo. Her yer hala karanlık. Sabah olmamış ha. Hiç merak etme Abuzer'cim. Her gecenin sonunda sabah olur. Olur da bu sabah başka sabah. Bu sabah çekiliş var, çekiliş. Ama Abuzer sen de bu konuyu iyice abarttın ha. Allah Allah. Sen benim gördüğüm rüyayı göreydin. Nasıl abarttıydın görürdük. Of Allah'ım of. Bu şans bana hiç gülmeyecek mi ha? Abuzer'cim şansın sana gelmesini beklemeyeceksin. Sen şansa gideceksin. Buyur.
Bak şimdi şöyle diyelim, yani o konuyla ilgili düşünceni yoğunlaştıracaksın. Yani bir şeyi çok isteyeceksin, çok. Bak mesela ben Cevat babamı ikna etmeye çalışmasaydım, biz Nuray'la hala nişanlıydık. Telefon çalıyor. Tamam. Alo, Çiçek Taksi, buyurun. Tamam efendim, hemen yolluyorum. İyi akşamlar. Abuzer'cim, ben müşteriye gidiyorum. Bak sen de boşu boşuna vakit kaybetme. Kendi şansını oluşturmaya çalış. Bakarsın becerirsin ha. Hadi hoşça kal. Tamam. Görüşürüz ha. Abo, ne diyeyim benim bu Celal ha? Kendi şansını kendin yaratacaksın da falan da filan da. Of, bu çekilişi kazanmanın bir yolu olmalı. O torbadan bir tek benim adım çıkmalı. Başka da kimsenin adı çıkmamalı. Tabii canım. Oğlum Abuzer, aha da buldu yolunu. Çekilişte de çıkacağım, tatilde yapacağım. Sinemle kaçacağım, renen inenem. Dileğimi getirdim. Sağ ol aşkıcığım. Afiyet olsun. Sen de vur deyince öldürüyorsun be kızım. Sadece erik versen yeterdi bana. Olsun, olsun. Ay, çok heyecanlıyım. Yarın inşallah çekilişte benim adım çıkar. Yapma kızım böyle. Durakta zaten Abuzer'den çektiğimiz yeter bu tatil muhabbetinden. Burada da sen başladın. Niye öyle diyorsun abi? Şimdi tatil bize çıksa fena mı olur yani? Süper olur vallahi. Vallahi ben kafayı bırakıp bir yere gidemem ama... ...siz dayı yiyen güzel bir tatil yaparsınız. Anne, eğer kazanırsan deniz gözüyle palet istiyorum ona göre. Alırız oğlum, alırız. Onlar kolay. Yeter ki bize çıksın. Hay Allah'ım. Ana oğul, hayal alemine daldınız. Mehmet, bak şimdi sana bir şey soracağım. İlk içinden geçeni söyleyeceksin. Annen kazanacak mı, kazanmayacak mı? Ne bileyim anne, bana sorma. Yeter kesin. Şu programı seyredemedim. Tamam tamam, sustum. Ay biliyor musunuz? İlişkilerin çoğu yazın başlıyormuş. İyi de bize ne bundan anne? Aa, öyle deme oğlum. Yazın ne olur? İnsanlar tatile çıkar. Demek ki bu başlayan ilişkilerin yarısı da tatilde başlıyor. Hay Allah'ım. Laf gene döndü dolaştı, tatile geldi. Bırakın da birazcık şunu seyredeyim. Ay, çekilişi ben kazanırsam yerime sizi göndereceğim ya tatile. Belki orada bir kısmet bulursun abi. Tatilden geldik evliliğe dayandık. Bana bak, tatilin T'sini, evliliğin E'sini duymak istemiyorum. Anlaşıldı mı? Sus! Ay, tamam sustum. Mevlana, senden bir ricam var. Söyle aynı. Biraz önce bir kadıncağız aradı da anahtar kelimeyi söyledi. Dün telefonu düşürememiş, süre doldu ama şey diyorum yani. Tamam hadi at. Sağ ol canım. Bu sondur. Şu dakikadan itibaren kızım gelse asla çekilişe katılamaz. Tamam. Debriyaj efendim, buyurun. Manoş, bir tanem. Hiç merak etme yavrum, Ramço izin verdi. Ben bütün gün boyunca Pelin'le beraberim bugün. Oh çok şükür, izin vermezse ne yaparız diye kara kara düşünüyordum. Hayır canım benim, hiç düşünmene bile gerek yok. Söz bak, ben onu gözümün önünden bir dakika bile ayırmayacağım. Değil pastane, parka bile götürmeyeceğim bir tane. Ay ne diyorsun Ömer, pastanede parkta Pelin'in ne işi var? Ne ben, park mı dedim, pastane mi dedim ben, park mı dedim? Aha, neden dedim ben onu böyle durduk yere şimdi? Ben şaka yaptım bir tane, hani şey diyorum. Hani genç kızlar flörtleriyle beraber kaçamak yapmak için pastaneye falan giderler ya, onun için demiştim yavrum. Ha, ilahi Ömer. Ömer tamam, kapatmak zorundayım ben. Çekiliş var ya, bugün onunla ilgileneceğim. Tamam canım, görüşürüz. Hadi hoşça kal. Oy yenge. Oy Abuzer. Hoş geldin Abuzer. Hoş bulduk Aynur. Aynur niye geldin Abuzer sen? Şeyden geldim yenge. Benim benzemin oğlu sizin şu üst sokakta bir kafe açtıydı. Ben onun açılışına geldim. Sonra da geçerken eski tanıdıklar var diye bir uğrayayım dedim. İyi etmiş ha. Dur sana ben bir çay getireyim. Yok ben içmeyeyim. Kafede yeterince içtim. De sizin mahallenin nadir haylaz çocukları var öyle. Ne oldu niye öyle dedin? Ya hepsi eline böyle bir tırnak çakısı mı ne almışlar? Sizin tahta kapı var ya. Tahta kapıyı kazıyla. Kapıyı mı kazıyorlar? Ha, ben yapmayın etmeyin dedim. Hatta bir denesinin kafasına vurdum ama dinlemiyorlar. Kafalarına göre eğleniyorlar, şekil yapıyorlar yani. Aa, Ekrem Bey bizi mahveder. Dünyanın parasını ver. Aa, kalk, çekil yapıyorlar, çekil. Aman. Donuk sesini duydunuz. Yarışma başladı Abuzer Eda'lı. Sevgili çekiliş saatleri. Kusuruma bakmayın. Abuzer Eda'lı'nın bu çekilişe hepinizden daha fazla ihtiyacı var. Sinem'le tatile gitmek. Allah sen var ya Mehmet. İşte ne yazayım. Bak gelin.
Dışarıda kimse yok Abuzer. Kim yok? Çocuk. Ne çocuğu? Kapıda çizik falan da yok Abuzer. Kapı? Demek ki ne? Çocuklar başka bir meşgale buldular. Neyse ben de değiş dokun... Teyzemin oğlunun... çocuğunun açılışını yaptığına göre artık işimin başına döneyim diyeyim. Otur canım. Daha yeni geldin. Yeni geldim de durakta bir ton iş beni bekliyor aynı. Neyse hoş yenge. Müsaadenizle. Bay bay. Güle güle be. Ay ilahi Abuzer. Geldiğiyle gittiği bir oldu yani. Ay aman kapıda bir şey yok ya. Nerede kalmıştık? Ne diyorsun Aynur? Buyurun çaylarınız geldi. Abuzer'in işini mi sen yapıyorsun? Sağ ol Aynur. Hakikaten abi nerede bu Abuzer? Bilmiyorum. Gelsin göstereceğim sana gününü. Ağlarım. Sanemkine benden bahsediyorsunuz. Abuzer efendi sen neredesin bakayım? Bak senin işini de Lale Hanım yapıyor. Doğru. Öyle mi? O zaman ben hemen işimin başına döneyim. Ah Lale Hanım, Lale Hanım. Çok 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 teşekkür edeyim. Sizi de yorduk. Kusura kalmayın ağalar. Özel bir işim vardı. Açıl, 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 açıl. Tabii ki ne? Özel olduğundan anlatamayayım. Oo, vay be kardeşim. Kapris de yapıyor ha. Yerim ben senin özelini. Ağalar, hani bana arada bir böyle istikabeler bakar oluyor ya. İşte. Aynen öyle şeyler hissettim ben. Ne hissediyorsun abicim? Söyle de biz de öğrenelim ha. Şöyle ki ne ağam, sanayım ki ne bu yapılacak çekilişi ve de tatili ben kazanacağım. İşte araya yattım rüyasını gördüm diyeyim. Vay 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 vay. Ne var ağalar, ne var ne var ne var? İnanmayan varsa içtiyseniz iddiaya da gireriz. Tamam aslanım. Benden 50 milyon çalışır. Girdik iddiasına. Bravo ağam. Yalnız şunu hatırlatmak isteyeyim. Geri vites delikanlıyı bozar. Evet ağalar başka var mı? Başka. Ramazan ağam hariç tabii ki de. Evet ağalar ve beyler iddiaya girer. Abuzer'cim iyi düşündün mü? Bak çekilişi kaybedersen her iddiaya girdiğin kişiye 50 milyon lira vereceksin ona göre. Allah Allah ne dediğimizi herhalde bilik ağam. Demirden korksaydık trene binmezdik. Tamam Abuzer'cim ben de o trene bir bilet alıyorum. Seninle iddiaya giriyorum. Ben de istiyorum abi bileti. Tamam nasıl olsa kazanamayacak ben de gireyim. Ne güzel. Ha. Hepiniz çocuksunuz. Haydar senin de mahalleden çıktığın yok. Çekiliş ne zaman yapılıyordu arkadaşlar? Tamam. Yine hatırlattınız Lale Hanım, radyoyu unuttuk. İşte beklenen an geldi sevgili dinleyiciler. Ama bir dakika daha beklesek çekilişi kaçırıyor. Bodrum Gümbet'teki iki kişilik tatili bakalım kim kazanacak? Bizler de sizler kadar merak ediyoruz ve hemen çekilişi yapması için radyomuzun sahibi Ekrem Bey'e mikrofonu veriyorum. Merhaba sevgili dinleyiciler. Hepinizin ne kadar heyecanlı olduğunu biliyorum. Neyse, lafı fazla uzatmayalım ve talihlerimizi belirleyelim. Şunu bir güzel karıştırıyorum, evet. Ve çekiyorum, çektim. Allah'ım güzel, Allah'ım hadi arkadaşlar ne olursun bana yardımcı olun ya. Ay, şşş, çocuklar bir dakika. Evet, talihlerimiz Abuzer Eda'lı. Seni söyledi. İnanmıyorum, gerçekten Abuzer kazandı. Abuzer Bey'i kutluyoruz ve yayınımıza kısa bir ara veriyoruz. Ben kazandım. Lale Hanım duydunuz değil mi? Ben kazandım. Ağlar ağlar ben kazandım. Helal olsun aslanım. Doğru hissetmişsin. Herhalde yani ağam. Şimdi de şu bahsi geçen canlı 50'şer milyonları toplayan... Vay vay vay. Vatandaş sıraya girmiş maşallah. Alayım 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 alayım. Anamın aksütü gibi helal olsun. Yanlarım ağrıyor Hasan'ım. Evet ağlar 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 beklemeyek. Tamam veriyoruz hocam. Çıksın çıksın. Yavaş yavaş yavaş. Birazdan yedek talihlimizi belirleyeceğiz. Lütfen radyolarınızın başından ayrılmayın. Ne? 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 Yedek de varmış duydunuz mu? Abi, ne diyorsun ağam? Ne yedi? Yedek ne ağam? İstepne. Sen gidemezsen senin yerine o gidecek. Ben giderim. Evet açıyorum ve okuyorum. Yedek talihlimiz Abuzer Eda'lı. Ne? Abuzer Eda'lı diyor. Abuzer Eda'lı nasıl olur yedek sen? Hakikisi sen ne olacak bu iş? Bunun bir açıklaması vardır herhalde kızlar. Ekrem Bey yanlışlıkla iki kere yazdık galiba. Evet sevgili dinleyiciler, hepinizden özür diliyoruz. Sanırım bir hata yaptık ve tekrar çekiyoruz. Çekmeyek, çekmeyek! Abuzer Eda'lı. Hayda! Yediğin yediği de sen nasıl oluyor bu iş? Hayda! Bir dakika. Bir dakika, bir gariplik var bu işte. Sevgili dinleyiciler, yayınımıza kısa bir tur ara veriyoruz. Abuzer Eda'lı, Abuzer Eda'lı, Abuzer Eda'lı, Abuzer Eda'lı, Abuzer Eda'lı, Abuzer Eda'lı. Burada da Abuzer Eda'lı. Bu bir kabus. Bu bir kabus. Neler oluyor burada? Bir dakika, ben anladım galiba. Aynur Abuzer buraya gelmişti ya. Evet. Herhalde o zaman kağıtları değiştirdi. Evet, haklısın Manol ya. Bana bakın, bana bakın. Neler dönüyor burada?
söyle bakayım Bay Hissi Kablel Vuku. Yedekliğin yedekliği de içinize doğmuş muydu? Söyle bakayım. Ben zaten sürekli senin ismini geçmesinden işin içinde bir iş olduğunu anlamıştım abi. Vallahi anlamıştım abi. Tamam. Anlatayım. Şöyle ki şimdi ağlam. Ben bu... Nereye abi? Yarım al. Senin paranı takdir edeyim. Şurada canlı yerli var. Şu ağlamı vereyim. Gel bakayım. Bu işin içerisinde olup olmadığını bana bir anlat. Konuşuyorum sana. Hadi anlat bakayım nasıl oldu bu iş. Şöyle ki ben radyonun önünden geçirdim. Geçerken radyo uğramışım. Kağıtları değiştirivermişim. Düzenbaz görüyor musun Kenan düzenbazı? Çekilişte hile yaptığın gibi bir de hepimizi çarpacaktın ha? Evet. Şimdi ben bu paraları buna ne yapayım abi? Yedir abi. Yedir abi. Yedir abi.